Bir süredir MHP'den ihraç edilen Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Engin Yurt'un katılacağı parti merak ediliyordu. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İyi Parti'den teklifler aldığı belirtiliyordu. Hatta İyi Parti'ye geçmeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmeyeceğini de daha önce yapmış olduğu açıklamada Cemal Engin Yurt dile getirmişti. Ancak kendisi Millet İttifakı bileşenlerinden olan Demokrat Parti'ye geçti ve Demokrat Parti'nin milletvekili olarak mecliste devam edecek, bir kurumsal çatı altında devam etmek istediğini söyledi yapılacak bir seçime kadar. Gültekin Uysal'la da mecliste arkadaş olduklarını, gelen bu teklifi de kırmadığını belirterek Demokrat Parti'ye katılacağını açıkladı. Şimdi herkes merak ediyor, Cemal Engin Yurt Demokrat Parti rozetini ne zaman takacak? Bu konuyla ilgili de bir haber yapılmış. Haberin içeriği aynen şu şekilde: MHP'nin Cumhur İttifakı ekseninde Ordu'dan aday göstermeyeceği düşüncesinde olan Engin Yurt'un seçim bölgesinden Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı mücadelesine girerek milliyetçi oylara talip olacağı ifade ediliyor. Engin Yurt'un Millet İttifakı'nın desteğini de arkasına almak için temaslar yürüteceği belirtiliyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı listesinden Afyonkarahisar Milletvekili seçilmişti. Engin Yurt'un katılımıyla Demokrat Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı da ikiye çıkmış olacak. Milliyet gazetesinin haberine göre rozet takma töreni düzenlenecekmiş Cuma günü. Engin Yurt'un Demokrat Parti'ye katılmasında önümüzdeki yerel seçimlerin etkili olduğu dile getiriliyor. Önümüzde bir yerel seçim falan yok. Önümüzde yapılacaksa bir erken genel seçim var. Milliyet gazetesi ne hallere düşmüş böyle? Belediye başkanlığı seçimleri yapılalı daha henüz bir yıl olmadı mı? Geçen yıl yapılmadı mı? Önümüzde yapılacak bir milletvekili seçimi var. 5 sene sonra, 4 sene sonra yapılacak belediye başkanlığı seçimleri için Cemal Engin Yurt niye Demokrat Parti'ye geçsin? Ordu belediye başkanı adaylığı için, yarışmak için Demokrat Parti'ye geçsin. Bu haberi nasıl yapmışlar veya milliyetin başında oturan genel yayın yönetmeni olan kişi bu haberi nasıl yayınlatmış aklım almıyor. Demokrat Parti de siyasete devam edecek. Olası bir erken seçimde de muhtemelen Demokrat Parti listesinden Millet İttifakı bileşenleri listesinden Cemal Engin Yurt aday olacaktır. Şimdi diyorlar ki işte efendim Demokrat Parti'ye geçmiş, sayı ikiye çıkmış. Ben de onlara şunu söylüyorum: Cemal Engin Yurt meclisteki 50 milletvekiline bedel çalışan isimlerden birisidir. Tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel'in çalıştığı gibi, tıpkı Deva Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu'nun çalıştığı gibi Cemal Engin Yurt da en fazla çalışan milletvekillerinden birisidir. Adını en fazla duyduğumuz vekillerden birisidir. Milliyetçi Hareket Partisi kendisini AKP'li bakanı, AKP'yi eleştirdiği için ihraç etti. Böyle bir yola gittiler. O da mecliste bir süre bağımsız kaldı. Şimdi de Demokrat Parti çatısı altında siyasete devam edecek. Cuma günü de rozeti takılacakmış. Milliyet gazetesindeki enteresan haberi de birlikte sizlerle okumuş olduk. Güya Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Demokrat Parti'ye geçmişmiş. Kedi rahat bırakmıyor bu arada. Önümüzdeki seçimlerde güya aday olacakmış. Önümüzdeki seçim meçim yok. Belediye başkanlığı seçimi yok. Milliyet gazetesinin genel yayın yönetmeni, o hangi editör yapmıştı o haberi, ona bir doğrusunu anlatsın. Türkiye gündemini biraz yakından takip etsinler.